Bir de tüm koçu kestirmeye değilse koçu kestireyim mi? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Her annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. Peki sen şehitlerin yolunda sabit misin? Kimsiniz? Şeytanız. Siz şeytanlar, insanların bedenlerinde ne işiniz var? Oyalanıyoruz. He? Oyalanıyoruz. İnsanların bedenlerine oyalanmak için mi gidiyorsunuz? İşte onları Allah'tan uzaklaştırmak için. Peki hangi günahlardan giriyorsunuz? Kınama. Kınamadan giriyorsunuz. Başka? Başka hangi günahlardan? Faiz. Faizden. Başka? Bela okuma. Bela okumaktan. Başka? Söylemeyeceğim. Söylemezsen canını yakarım. Söyle. Yakamazsın. Yakarım. Yakamazsın. Emin misin? Evet. İnsanların bedenlerine hangi günahtan giriyorsunuz? Zina. Say. Zina bir. İki. Faiz. Üç. Gıybet. Dört. Haram işler. Haram işler. Beş. Açıklık. Tesettürsüzlük. Altı. Harama bakma. Yedi. Söyle. Hangi günah? Sen kimsin? İfrit. Kaç yaşındasın? 68. Vücudundaki diğeri kaç yaşında? 80. 80 yaşında. Kızın bedeninde girdiğin beden kaçıncı beden? Üçüncü. Daha önce yine kızların bedenine mi girdin? Evet. Bundan önce girdiğin kızın ismi neydi? Leyla. Ondan önce girdiğin kızın ismi? Ayşe. Leyla kaç yaşındaydı girdiğinde vücuduna? 18. Kaç sene kaldın Leyla'nın vücudunda? 65. 65 sene kaldın. Leyla kaç yaşında öldü? 80. 80 mi, 83 mi? Bilmiyorum. Yaşlı öldü. Evet. Bundan önce girdiğin Leyla'nın bedenine hangi günahtan girmiştin? Zina. Zina. Kim yapmıştı zinayı? Kendisi. Leyla yaptığında girdin. Peki ondan önce Ayşe'nin vücuduna girdin, öyle mi? Evet. Ayşe kaç yaşındaydı? Hı? Leyla'dan önce vücuduna girdiğin, ilk girdiğin beden miydi o senin? Evet. Onun vücuduna, Ayşe'nin vücuduna girdiğinde kaç yaşındaydın? 6. Sen 6 yaşındaydın. Hayır o. Neden girmiştin onun vücuduna? Hı? Babasının yaptığı bir şeyden dolayı. Babası ne yaptı? Zina. Zina yaptı. Kınama mı yaptı, zina mı yaptı? Bilmem. He? Bilmem. Ayşe'nin vücudunda kaç yıl kaldın? 68. 68 yıl. Bana sallıyorsun gibi geliyor. Sallıyorum zaten. Niye sallıyorsun? Çünkü konuşturamadım beni de o yüzden. Konuşturamadın değil mi? Doğru söylüyorum. İki tane daha vurayım da kendine gel, tamam mı? Hayır, vurma. He? Vurma. O zaman doğru söyledin. Ayşe'nin vücudunda kaç yıl kaldın? Hatırlamıyorum. Doğruları söylersen bugün seni öldürmeyeceğim. Doğruları söyleyecek misin? Evet. Bu kızdan önce kaç kızın bedenine girdin? Hı? Çok. Kaç? Hatırlamıyorum sayısını. Gerçek yaşın ne? 576. Yalan söylüyorsun. Ben sana doğruyu söyledim mi? Söyledim. Bu kızın bedenine kaç yaşında girdin? 18. He? 18. Kız kendine mi bela okudu, anne babasına mı?
Bilmiyorum. Doğruyu söyleyeceksin, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Tamam. Sen kimsin? Sen kimsin? İfrit. He? İfrit. Gerçek yaşın. Gerçek yaşın. Sesli konuş benimle. Gerçek yaşın. 78. Giriş sebebin ne kızım bedenine? Anneye babaya kötülük. Anneye babaya asi olmak. Evet. İlk anneye babaya asi olduğunda kız 18 yaşında ne dedi? Cevap ver. Belanızı versin dedi. Annesine babasına mı dedi? Evet. Allah belanızı versin dedi. Başka? Evet. Lanet olsun dedi. Lanet olsun size dedi. Başka? Bıktım sizden dedi. Bıktım sizden. Başka? Bıktım sizden dedi. Bıktım sizden dedi. Başka ne dedi? Başka ne dedi? Ne dedi? Bilmiyorum. İfrit ne dedi? Hatırlatayım mı? Hatırlatma. He? Hatırlatma. Söyle o zaman. Başka ne dedi? Ne dedi? Söylediği cümleler var kızın. Söyle ne dedi? Öyle kolay giremezsin diye Ademoğlunun bedenine. Öyle değil mi şeytan? Evet. Anaya babaya asi olmasa girebilir misin? He? Sesli konuş. Giremem. Baban kim senin? Şeytan. He? Şeytan. Annen kim? He? Şeytanların anneleri olmaz değil mi? Evet. Anneleri kutsaldır. Siz ağaçların meyveleri gibi tohumlanarak çoğalıyorsunuz, öyle değil mi? Hı hı. Sen şeytan tohumu değil misin? Hı hı. Pişman mısın şeytan olduğuna? Hayır. Dünyaya bir daha gelsen yine şeytan olur musun? Olurum. He? Olurum. Baban iblis sana ne görev verdi? İnsanları bozguna uğrattı. İnsanları bozguna uğrattı. Başka? Hayatlarını mahvetti. Hayatlarını mahvetti. Allah'tan uzaklaştırdı. Allah'tan uzaklaştırdı. Başka? Lanet okut dedi. Lanet okut dedi. Başka? Kötü şeyler yaptı dedi. Mesela? Zina. Başka? Yalan söyledi. Başka? İftira. Başka? Kovuculuk. Başka? Gıybet. Başka? Kabir. Kabir ne? Kabir ziyareti. Kabir ziyareti? Yaptırma. Yaptırma. Başka? Lanet okut. Lanet okut. Yani sürekli isyan etti, günah işledi. Evet. Peki sen bu bedene girmeden önce baban iblis sana bu bedene girdiğinde neler yaptırman gerektiğini söyledi mi? Neler yaptır dedi bu kıza? Hayattan bıkmasını söyledi. Hayattan bıktırmaya çalış dedi. Başka? Annesine babasına kötü davransın. Annesine babasına kötü davransın dedi. Başka? Kötü şeyler yapsın dedi. Başka? Peki sizler bir bedene girmeden önce şeytandan eğitim alıyor musunuz? Evet. Babanız sizi eğitiyor mu? Evet. Babanız sizi eğitirken size en fazla yapmanızı istediği şey ne? Zina. Başka? İftira. Başka? Kınama. Kınama da var. Peki ben bu kıza kınamadan kısas yapmadan önce kınamadan vücuduna giren bir tane vardı değil mi? Var. Şu an var mı? Var. Neden var? Annesinin babasını kınadığı için mi? Bilmem. He? Bilmem. Hatırlatayım mı? Tamam var. Evet var. He? Var. Bu kız hayatında en fazla anne babasını mı kınadı? Hı hı. He? Hı hı. Kınarken annesine babasına ne diyordu? Küfür ediyordu. Nereye küfür ediyordu? Geri zekalılar diyordu. Geri zekalılar kelimesini kullanıyor muydu anne babasına? Kullanıyordu. Annesi babasının yüzüne karşı mı arkadan mı? Arkadan. Arkadan konuşuyordu. Başka ne diyordu? Bunlar aptal bir şeyden anlamıyor mu diyordu? He? Her şeyden baktım diyordu. Her şeyden? Bıktım. Başka? Ölmek istiyorum diyor. Kız ölmek istiyorum diyor. Hı hı. O yüzden hayatını sıkmaya başladım. Hı hı. Kızın. Hı hı. Başka ona Allah benim belamı versin diyor muydu? Evet. Bunu çok okuttun mu kıza? Evet. Kendine bela okutturdun. Evet. Bunu kaç kere söyledin? Kandırıyordum onu. Ne diye kandırıyordun onu? Her türlü şeyde. Hı? Şu olmayacak, bu olmayacak, şöyle olursa, böyle olursa diye.
Hep olumsuzluk düşünceleri veriyordun. Evet. Vesvese veriyordun. Evet. Ama sen bu kızın bedenine dışarıdan girdin, öyle mi? Evet. Peki vücutta her insanın bedeninde bir lümme-i şeytaniyede bir şeytan var değil mi? Var. Bizim bir kardeşiniz var. Var. Vücuda girince onunla konuşuyor musunuz? Ara sıra. He? Ara sıra. Bu kızın kalbindeki lümme-i şeytaniyedeki şeytanla konuştun mu en son? İnsanlar onu kontrol edebilirler ama beni kontrol edemezler. Neden? Sen çünkü nesin? İfrit. Dabbe. Hayır. Değil mi? Hayır. He? Hayır. Söyleyeceğim doğru. Tamam, söyleyeceğim. Söyle, sen nesin? Dabbe. Dabbe ne? Benim. He? Ben. Aynı zamanda insanların bedenlerine giren şeytanları babanız Dabbe diye mi adlandırıyor? Evet. He? Evet. Ne anlama gelir Dabbe? Siz Dabbe'yi iyi biliyorsunuz değil mi? Evet. He? Evet. Nedir Dabbe? Tomurcuklar. Tomurcuklar. Neyin tomurcuğu? Günah tohum tomurcukları. Günah tohum tomurcukları? Evet. İnsanların vücutlarına giriyor. Günah tohum tomurcukları insanların vücutlarına giriyor ve sonra ne oluyor? Günah işliyorlar. İster istemez. Sonra? Sonra da Allah'tan uzaklaşıyorlar. O tomurcuklar bütün bedene yayılıyor mu? Evet. Her istediğinizi yapıyorlar. İnsanlar? Herkes öyle şu an. Herkes öyle. Hayal edebiliyorum dışarıdaki insanları. Herkes de var. Herkes de var mı? Şu kadın da var mı? Bu kadın çok temiz. Annesinde var mı? Hayır, ondan çok korkuyorum. Demek ki her yerde tomurcuklarınızı atamıyorsunuz. Ama attığımızda oluyor. He? Attığımızda oluyor. Bende var mı? Hayır, tabii ki de yok. He? Tabii ki de yok. Nereden biliyorum? Belki en güçlü şeytan bendedir. Benim kadarımla çalışıyorsun diye düşünüyorum. Niye? İşte. Şeytan olarak dünyaya geldiğine pişman mısın? Hayır. Ademoğlu olarak dünyaya gelmek ister miydin? Evet. He? Evet. Sizler şeytanlar olarak Tayyip Erdoğan'ı seviyor musunuz? Hayır. Neden sevmiyorsunuz? Bilmiyorum. Sevmiyoruz yani onu. Mesela Hadep seviyor musunuz mesela? O ne? Hadep. Sevmiyoruz. He? Bilmiyorum, sevmiyoruz. Bilmiyorum. Sen siyasetle ilgilendin mi? Hayır. He? Hayır. Ama Tayyip Erdoğan deyince sevmiyorsunuz. He. Öyle mi? Neden sevmiyorsunuz Tayyip Erdoğan'ı? Bilmiyorum. He? Faizi seviyor musun? Evet. İçkiyi? Evet. Kumarı? Evet. Zinayı? Evet. Yalanı? Evet. Tayyip'i? Hayır. Niye ama? Çok iyi çünkü. He? Çok iyi çünkü. Neden iyi? İyi yanı ne Tayyip Erdoğan'ın? İyilik yapıyor çünkü. Hı? İyilik yapıyor çünkü. Tesettürü serbest bıraktı değil mi? Evet. Çok zorunuza gitti mi o zaman? Evet. He? Evet. Daha başka şeyler yapmasından mı korkuyorsunuz? Yapamaz. Atatürk'ü seviyor musunuz? Atatürk'ü seviyoruz. Atatürk'ü neden seviyorsunuz? Çünkü o bize yardımcı oldu. Nasıl yardımcı oldu size? Her şeyi o şey yaptı. Ne yaptı? Yardımcı oldu günahlar için. Günahlar için yardımcı oldu. Babanız kadar seviyor musunuz Atatürk'ü? Yani sayılır. Güzel. Tamam, geçiyorsun. Öldükten sonra Atatürk'ün yanına gitmek ister misin bugün? Yok, niye ki? He? Ruhlarda yaşıyor zaten. Niye ki? Nerede yaşıyor? Ruhlarda. Kimin ruhunda? Herkesin ruhunda bir Atatürk var. Bende var mı? Yok canım, onu sevenlerde var tabii ki. Herkesin ruhunda bir tane var diyorsun. Yani onu sevenlerde var yani. Yaşıyor yani. Hala da onun kralları var. Ahirette nerede? Cehennemde. Onun yanına gitmek ister misin? Hayır, cehenneme gitmek istemem. Cennete mi gideceksin? İsterdim. Peki babanız size insanların bedenine girdiğinizde ne vaat etti? Cennet. Siz cennete gideceğinize mi inanıyorsunuz? İstiyorum. Ama gitmeyeceğinizi biliyorsun. Evet.
O zaman cennete gitmek istiyorsan Müslüman ol, gitsin boş. Normal. Babanı da sat. Satamam. Niye satmıyorsun babanı? Çünkü bizi koruyor. Nasıl koruyor? Yani seni burada korumuyor ki. Ben şimdi senin sırtına bir tane vursam seni koruyamaz. Korur mu? Hayır. Benim elimi tutar mı baban? He? O zaman sat gitsin. Olur mu? Satma. He? Satmayayım. Satmazsan canın yanar mı? Sat babanı. He? Satmayacağım mı? Sen babanı çok seviyorsun o zaman. Evet. Baban sana insanların bedenlerine girerken bir emir verdi mi? Verdi. Ne dedi? O bedene girdiği zaman mesela kendini belli et dedi mi? Hayır. Saklan mı dedi? Evet. O insanın lisanından konuş annesiyle, herkesle falan senin şeytan olduğunu bilsinler evet mi dedi, yoksa konuşma kimse bilmesin mi dedi? Hayır, bizi kendileri zannediyorlar. İnsanlar sizi? Kendileri zannediyorlar. Kendileri zannediyorlar. Hı-hı. Yani sizin bedene hakim olduğunuzu bilmiyorlar. Hı-hı. Ama benim videolarda insanlar yavaş yavaş öğrenmeye başladı bunu. Evet, sen çok gerizekalısın. Hı? Gerizekalısın. Niye? Çünkü herkesi öğretiyorsun. İnsanlar da öğreniyorlar ama şimdi. Öğreniyorlar ama sen zihnindekini çıkaramayacaksın. Niye? Çıkaramayacaksın. Yapamazsın sen. Neden çıkaramam? Ben çıkaramam ki, Allah çıkarır. Ben sadece... Çünkü sen her şeyi Allah'a vuruyorsun da ondan. He? Sen her şeyi Allah'a bırakıyorsun. Başka niye bırakacağım? Çıkacaksın. He? Çıkacaksın. Kendin mi çıkarmaya çalışayım? Kim çıkaramazsın işte. Allah çıkarır çünkü, biliyorum ya. Allah çıkaramaz dedirtirim ben seni de. He? Allah çıkaramaz dedirtirim. Allah çıkaramaz mı dedirtirsin? Hı hı. Dedirttir bakalım. Söyle. Diyorum işte. Ne diyorsun? Yine içine şey atarım, ha çıkmadı mı çıkmadı mı dedirtirim. Kim diyecek onu? Ben dedirtirim işte. Sen olmayınca kim diyecek? E ben varım ya şu anda işte. Şu an varsın ama birazdan kısası yapınca gideceksin sen. Eşek cennetine. Varsın. Yapamaz mıyım? Kıyamaz mıyım sana? Yazık sana değil mi? Evet. He? Evet. Üzülürüm ben. Ağlarım senin arkandan bir de ben. Sen ağlamaz. Öldün diye. Ağlamazsın. Sonra gider bu videoyu herkese yayınlarsın. He? He. Sonra? Sonra küçük şey. Peki sen burada seni izleyeceklere bir el sallamak ister misin? Hayır. Bir el salla bakayım. Hayır. El salla kameraya. Sallamıyorum. Senedü ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecma'ulün cemilin kesir vel cinni. Şeytani maşidik. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğanak ile sana emrediyorum. Üflük kameraya el salla. Ben cehenneme gidiyorum de. Ben cehenneme gidiyorum. Hoşça kalın de. Hoşça kalın. Beni buradan izleyen şeytanlar de. Beni buradan izleyen şeytanlar. Sonunda hepiniz yakalanacaksınız. Sonunda hepiniz yakalanacaksınız. İnsanlara da söyle buradan. İnsanlar. Söyle insanlara, itiraf et çabuk. İnsanlar, bu adam Dabbe'yi buldu. Dabbe kim? Benim. Sen kimsin? İfrit. İnsanların bedenlerine giren şeytanlar ahir zamanda kimdir? Dabbe. He? Dabbe. Dabbe nedir? Biziz. İnsanlara anlat Dabbe'yi. Nasıl giriyorsunuz? İnsanlara giriyoruz. Orada insanlara hepsini itiraf et. Söyle bakayım kameraya. Söylüyorum. Söyle. Söylüyorum işte. Yemin et doğruyu söyleyeceğini. Yemin ediyorum. Neyin üzerine yemin ediyorsun? Allah'ın üzerine. Et bakayım söyle. Neyi söyleyeyim? Dabbe'yi anlat. Anlatmayacağım. Çabuk! Anlatmayacağım. Senedü hocayı bir şefaat ve makalaka bir kütüm vel. Ecmaulün cemilin kesin vel cinni şeytani maaşi diga. O kameradan Ademoğlu'na Dabbe'yi anlat. İfrit! Anlat Dabbe'yi. İnsanlar günah daldığı için biz insanlara değil, vücuduna giriyoruz, onları günah işletiyoruz. Sonra? Sonra da onlar kendilerine engel olamıyorlar. Bizim arkamızdan geliyorlar. Sonra? Zulümler işliyorlar, her şeyi yapıyorlar. Sonra? Sonra da cehenneme gideceğiz birlikte. Peki, insanların hangi günahlarından bedenlere giriyorsunuz? Çabuk say! Zina. Say 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 say! Küfür. Başka? Kovuculuk. Başka? Lanet. Bu kızın bedenine hangi günahından girdin? Kınama. Kim kınadı? Bilmiyorum. Anne baba kınadı. Değil mi? Evet. Girdin. Buradan seni izleyen
insanların bedenlerine giren diğer şeytanlara bir mesaj vermek ister misin? Hayır. Ver çabuk. Ne vereyim? Onlar da insanların bedenlerinde izliyor. Onlara bir mesaj ver. Söyle bakayım, onlara ne tavsiye edersin? Ben şu an çok kötüyüm. Evet. Bana yardım edin. Evet. Başka? Engel olun. Başka? Bu adam engel olun. Başka? Bu adam engel olun. İnsanları şevk edin kötülüğe. Sonra? Ne yapsınlar? Kötülük yapsınlar. Hangi kötülükleri yapsınlar? Zina, içki, kumar. Başka? Faiz. Başka? Açıklık. Başka? Karı kız gezmeleri. Tövbe-i sahikten birer tane alıp tövbe etsinler mi? Hayır. He? Hayır. Neden? Etmesinler. Niye? Hayır, ederlerse ölürüz. Şeytanların cisimlerini ne yakar? Ateş. He? Tövbe. Sizin ateşiniz ne? Tövbe. He? Tövbe. Peki. Buradan diğer insanlara bir mesaj daha ver bakalım. İnsanlara bir mesaj vermek istiyor musun? Evet. He? Evet. Ver bakayım, ne mesaj veriyorsun? Bu adam dinlemeyin. Başka? Dinlemeyin, uzaklaşın Kur'an'dan, Allah'tan, kitaptan uzaklaşın yani. Sonra? İşte dinlemeyin bu adamı. Bakmayın internetini, izlemeyin. Videolarını izlemeyin. Din işe hiçbir şey yapmayın yani. Zevkinize gezin, dolaşın. Zina yapın. Erkek kız dolaşın. Faiz yiyin. Başka? Kumar oynayın. Başka ne yapsınlar? Yalan söylesinler. Başka? Küfür etsinler. Başka? Lanet okusunlar. Adak adasınlar mı? Adasınlar, çünkü yapmıyorlar. Yerine getirmiyor. Şeytan adak adayanları çok seviyor mu? He, çok salaklar çünkü. Niye salaklar? Çünkü yerine getirmeyecekler şeyi yapıyorlar. Ama bazıları da yerine getiriyor. Onlara çok acık oluyorum. Dövesim geliyor, gerizekalılar. Onlar Allah'ın iyi kulları. Hı? Allah'ın iyi kulları onlar ama ben değilim. Sen kötü bir kul musun? Hı hı. Kimsin sen? İfrit. İfrit, sen gerçek yaşında senin. He? Bilmiyorum. Gerçek yaşın ne? Bilmiyorum. Senedi o cenni bir şefaati ve men halaka bil kuntum ve leyecme olunca milikesi ve cinni şeytani maaş ediyor. Gerçek yaşın ne? Gerçek yaşın ne? 78. Ahir zamanda ahitname sandığı açılacakmış, sen biliyor musun? Bilmiyorum. Yalan söylüyorum. Biliyorum aslında. He? Biliyorum aslında. Nedir ahitname sandığı? Allah'a verilen sözler. Kimin verdiği sözler? Kulları. Ruhlar aleminde. Ahitname sandığı açılınca ne olur? Herkesin sözü ortaya çıkar. Sizin de verdiğiniz sözler var değil mi? Evet. Sizin sözleriniz de açığa çıktı mı? Çıkmadı daha. He? Çıkmadı daha. Peki, sen ahitnameyi biliyor musun? Biliyorum. Nedir ahitname? Söz vermek. Kime verilen söz? Allah'a. Ne diye söz verdiniz Allah'a? İnsanları yoldan çıkaracağız diye. İnsanları yoldan çıkaracağız diye. Peki, Aleyhisselam'ın ahitnamesinde ne söz verdiniz? Çıkarmayacağız diye. İnsanların bedenlerine girmeyeceğiz diye. Evet. Sonra insanlar açtıkları günah kapılarında sizleri bedenlerine almaya başladılar, evet, değil mi? Çok iyiler. Ahir zamanda açıldı. Evet, çünkü her yerde kötülük var. Günahlar var. Evet, içki serbest, kumar serbest, sigara serbest, zina serbest. Size insanların bedenlerine ahir zamanda giriş serbestiyeti ne zaman başladı? Bilmiyorum. He? Ne? Bu soruma cevap ver. Söylersem sen herkese söylersin sonra. Çabuk söyle, kimse duymuyor senin. Kime söyleyeceğim kameraya ben? Kameraya çekiyorsun beni çünkü şu anda. Kameraya çeksin, kamera seni duyuyor mu? Kamera insan mı? Facebook'a koyacaksın. He? Saf mısın, safsın da biz salak mıyız? Anlamadım. Sen bir 80 mi safsın, biz saf mıyız sen şeyinde? Niye, kameraya koyunca insanlar duymasınlar mı? Evet. Duyarsa ne olur? Herkes bilir. Neyi bilir herkes?
İşte o dediğin soruyu ne zamandan beri başladık? Biz kimiz? Şu bu. Saçma sapan sorular sorup duruyorsun. Seni zorla mı konuşturayım yine? Konuşturma. He? Konuşturma. Konuşturma. Soruma cevap ver. Ne sordun? İnsanların bedenlerine ne zaman girişiniz aynı zamanda serbest kaldı? Evet. Bilmiyorum. 5 saniye. 5. 30 saniye. Çabuk. 1. 2. 3. 4. 5. Ne zaman? Cumhuriyetin kurulmasıyla. Cumhuriyetin? Kurulmasıyla. 1923'te. Bilmem tarih falan. 2023'e kadar devam edecek mi? Ondan sonra da devam edecek. Ama 2023'te bir tarih var değil mi? Var. Bilmem vardır herhalde. He? Vardır herhalde. Sen söylediğine göre bir şeydi biliyordur sen. Sen bilmiyor musun? Ya. 1923'te sizin insanların bedenlerinize girişinizin serbest kalması neyin işareti? İslam'ın bittiğini. İslam'ın bittiği. Yani halifeliğin kaldırılması. Hı hı. Halifeliğin kaldırılmasıyla ahir zamanlı insanların bedenlerine dabbelerin girişi serbest mi kaldı? Hı hı. Ondan önce bu kadar yoktu değil mi? Hı hı. Osmanlı'da yoktu. 23'ten sonra serbest kaldınız. Hı hı. Bu serbest kalma haberi size verildi mi? Evet. Şeytanlar bayram etti mi o zaman? Evet. Sen de bayram ettin mi? Evet. O zaman sen yaşlı bir şeytansın. Sen çok şakalsın. Gerçek yaşını bana niye yalan söyledin? Gerçek yaşını söyle. 1576. İnsanların bedenlerine dabbelerin girişi serbest bırakıldığında kaç gün bayram yaptınız? Hatırlamıyorum. O bayramda sende var mıydı? Evet. İblis siz çocuklarına ne dedi? Artık rahatça girebileceksiniz. Yeryüzünde istediğiniz her şeyi yapacaksınız. Başka? Çünkü İslam artık kalktı. Başka? Rahatça herkese her şeyi yapın. Zaten her şey artık serbest. Başka? Bütün vücutlara girin. Başka? İlham yaptırın insanlara. Günahlara girdirin. Başka? Günahlara girdirin. İslami şeyleri engelleyin. Başka neler söyledi? Orada söylediği bazı cümleler var. Ne? Değil mi? Bilmiyorum ki. 1923'te söylediği cümleler. Ne söyledi? 1576 yaşında olan sensin. Sen biliyorsun. Cevap ver İfrit. Cevap ver. Cevap aklıma gelmiyor. Vallahi bak aklıma gelmiyor. Gelmiyor. Deccal kim? Ben. Sen misin Deccal? Hı. Dabbe kim? Ben. Mehdi kim? Sensin. Burada sen ve ben varız zaten değil mi? Hı hı. He? Evet. He? Daha fazla konuşmuyoruz. Son sorular. Başka sorarsın. Bir sürü herkes geliyor burada. Kime soruyorum? Başkaları geliyor. Herkese sor işte tek tek. Ne sorayım? Soracağın soruları. Niye? Sen güzel konuşuyorsun. Düzgün. Olsun. Kız güzel isyan etmiş de lisanını güzel kullanıyorsun değil mi? Hı hı. He? Rahat hı hı. Konuşabiliyorsun. Hı hı. Çünkü o kadar çok annesine zulmetti ki babasına diliyle. Evet. Çok güzel konuşabiliyorsun. Evet. Öyle değil mi? İsyan etmeyen insanların dillerinde şeytan konuşabilir mi? Pek konuşamaz. He? Pek konuşamaz. Ama bunda güzel konuşuyorsun değil mi? Evet. Annesi babasına okuduğu bela ve lanetten tövbe ettirir mi kıza? Hı. Yapsın mı? Yapsın boş. Yaparsa dilin mi kopar? Evet. Bu kızın başındaki bela ve şerrin defi niyetiyle sadaka verin biraz. Verme. Biraz verin. Verme, hayır. Sen konuşmuyorsun. Verme, hayır. Ben de sadaka versin. Hayır, vermeyeceksin. He, verdim. Hayır, vermeyeceksin. Verdim. Hayır, verme. Hayır, verme.
O zaman vereceğim. O zaman bana doğruyu söyle. İnsanların bedenlerine şeytanların girişi, daha doğrusu ifritlerin girişleri ne zaman serbest bırakıldı? He? Tanzimatla. İnsanların bedenlerine girişleriniz ve aldığınız ruhsatlar günahın haricinde var mıdır? Hayır. He? İnsanların bedenlerine girerken şeytan seni... Adak var, adak. Kimde var? Adakla gireriz. Adakla girersiniz. Başka? Adak ne anlama gelir? Allah'a söz vermek. İnsanlar Allah'a verdikleri sözleri çiğnerse ne olur? Biz yerleşiriz. He? Biz yerleşiriz. Nereye? İnsanların vücuduna. Neresine yerleşirsiniz? Herkesin farklı. Mesela kurban alanında nereye yerleşiyorsunuz? Ayaklarına. Her yalanında bir sadaka. Doğru söyle. Hayır. Tamam. Hayır. Atma. Hayır. Söyle. Kurban adağında nereye? Kalplerine. Allah'ım ümmet-i Muhammed üzerindeki bütün bela ve şerrin... Hayır atma, hayır. ...kızın başındaki bütün bela ve şerrin definitiyle niyet ettim, sadaka verdim. Hayır atma, hayır, hayır, hayır atma, hayır. Sen at. Hayır atmayacağım. At at. Hayır atmayacağım. At. Hayır. At sadakayı. Hayır atmayacağım. Hayır atmayacağım diyorum sana. Evet parayı. Allah ümmet-i Muhammed. O zaman doğruyu söyle. Kurban adağından giren nereye yerleşir? He? Bilmiyorum değil mi? Esir yerleşmiyor mu? Bilmiyor musun? Sen nereden biliyorsun? He? Sen nereden biliyorsun? Enseye yerleştirdin mi? Hı. Ensesi kalın insanların ensesini açıp baktım da kurban adağı varmış. Değil mi? İyi yapmıyorsun sen. He? İyi yapmıyorsun sen. Mesela babasına, babasının bedduasını alan bir insanda şeytan nereye yerleşir? Kalbine. Allah, ümmet-i Muhammed üzerindeki bütün tamam, bela ve şerrin definiyetiyle. Hayır. Nereye yerleşir? Sırtına. Sırtının neresine? Şurasına, şurasına, şurasına. Kürek kemiğine mi? Şurasına işte, şurasına. Bakayım nereye? Şurasına. Nereye? Şurasına. Yanlış söyledin. Yalan söylemeden duramıyorsun değil mi? He? Allah'ım bu kızın başındaki bütün bela ve şerrin definiyeti ve ümmet-i Muhammed üzerindeki bütün bela ve şerrin definiyetiyle niyet ettim sadaka vermeye. Hayır verme. Sana. Hayır verme. Verme dedim sana. Verme dedim sana ben. Niye? Verme çünkü. Niye verme? O da verecek. Ben de vereyim. Hayır. Ve, hayır. Ümmet-i Muhammed'in üzerinden bütün bela ve şerrin. Hayır vermeyeceksin. O zaman konuşacaksın. Hayır konuşmayacağım. O zaman vereceğim mi? Hayır vermeyeceksin. Çekelim. Hayır. Hayır vermeyeceksin. Hayır. Çekelim. Hayır lütfen. Konuşacak mısın? Hayır. Ümmet-i Muhammed'in üzerinden bütün bela ve şerlerin, şeytan listelerinin kalkması, bu kızın üzerinden bütün şeytan listelerinin kalkması, bela ve şerlerin kalkması niyetiyle. Niyet hayır, ettim, hayır, sadaka verdim. Hayır, konuşacak hayır, mısın? Hayır. Elini çek. Hayır. Çekelim. Hayır. Hak etti. Hayır. Çekelim. Hayır. Çekelim. Devam edelim böyle. Devam edelim. Sabaha kadar edelim. Siz ne kadar yapsanız bile, evet. Sonuçta yine bir sürü insan var dünyada, hepsine başaramazsınız. Ne kadar yapsak bile? Herkese ulaşamazsınız yani. Sonuçta sizin de bir çapınız bir tarafa kadar. Nasıl yani çapınız bir tarafa kadar? Yani mesela dünyada bu kadar insan varsa siz şu kadarsınız yani. Öbür kardeşlerin yardım eder bana. Kim yardım eder? Öbür kardeşlerim. Hepsi ölürse ya. Ölemez ki hepsi ölmez. Allah nasıl Allah. Ne olacak insanlar sana... yavaş yavaş sizi öğrendi artık. Rezil oldunuz, deşifre oldunuz artık. Hep senin yüzünden. He? Hep senin yüzünden. Niye? Çok gıcıksın çünkü. Sadece ben değil mi? Bu da sadık. Sizin acizliğinizi herkes görecek. Yavaş yavaş. Öyle yavaş mi insanlar? Siz üstünsünüz değil mi? Evet. Bak acizsin. Nasıl yaptın onu? Neyi? Beni konuşturmayı. He? Beni konuşturmayı nasıl başardın? Seni konuşturmayı mı? He. Saatin zembereğini kurarsın böyle cır 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 baş, bırakınca saat dönmeye başlar. Nasıl öğrenelim de biz de engel şeyimizi alalım, önlemimizi.
Nasıl önlem almayı düşünüyorsunuz? İşte senin oyununu öğrenelim, biz de oyunumuzu ona göre kuralım yani. Ne oyunu kuracaksınız? Zaten kurmuşsunuz oyunları, girmişsiniz bedenlere. Sen bozmaya çalışıyorsun işte. He? Bozmaya çalışıyorsun. Şeytanın insanlara kurduğu tuzakları ve hileleri sadece kim bozar? Allah. Ama sen bu kızdaki şeyi hiçbir zaman kaldıramayacaksın. Neyi? Üstündeki şeytanı. Seni mi? Hı hı. Çünkü sen buradan çıktıktan sonra yine aynı ben devam edeceğim ona yani. Sen burada istediğin kadar. Ne yaptıracaksın? Anneye babaya asi olmaya devam ettireceğim. Hı. Buradan çıkabileceğim mi? Çıkarım. Nasıl çıkacağım? Yürüyerek. Ne zaman çıkıyorum ya? Çık bakalım. Çıkar. Nereye giriyorum ya işte. Çıkar. Kaldırabiliyor musun kızı ayağı? Hayır. He? Hayır. Demek çıkamıyorsun. Ayaklarına sahip değilsin. Evet. Sadece nereye sahipsin biliyor musun? Nereye? Çenesine. Evet. Diliyle zulmetti ya. Hı-hı. O yüzden rahat konuşuyorsun değil mi bu kadar? Hı-hı. He? Evet. O yüzden bu kadar rahat değil misin? Hı-hı. He? Hı-hı. Annesine babasına söyleyeceğim, bu kız kendisine, kendilerine bağırarak veya azarlayarak söylediği tek kelimede birer tane tokat atacaklar. Nereye? Kıyamazlar ki. He? Kıyamazlar ki, çenesinde rahatsızlık var çünkü. Ne rahatsızlık var? Rahatsızlık var işte. O kadar anaya baba bir laf söyleyenin çenesinde rahatsızlık olması doğal. Doğal. Öyle değil mi? Hı hı. Bu çenesindeki rahatsızlığı da eminim ki sen yapıyorsun. Hı, engel olamıyor ki zaten. Çenesine engel olmuyor değil mi? Hı, o tövbeleri de yapmayacak zaten. Siz hayır, boş boşunuza hayat kurun. Tövbeleri mi yapmayacak? Hı. Yani kız senin. Hı. He? Hı. Sahiplendin yani kızın. Hı. Emin misin? Son kararın mı? Hı. Peki ben şimdi 5 dakika sonra sana tekrar konuşma hakkı vereceğim. Konuşabilecek misin? Verirsem veririm. He? Konuşursam, yani izin verirsem veririm. Konuşurum. Yani konuşurum diyorsun. İzin verirsen konuşurum diyorum. Tamam, izin vereceğim. 5 dakika sonra orada mısın bakalım, olur mu? Kıza tamam. Tövbe yap dedim, kısası da yapayım. Bakalım tekrar konuşabileceğim. Deneyelim mi? Deneyelim. He? Yaptırmam. Neyi? Tövbeyi. Tövbeyi yaptırmazsak senin ölüp ölmediğini nasıl anlayacağız? Ölmeyeyim işte. He? Ölmeyeyim diye diyorum ya işte, ölmeyeyim yani. Kalacaksın yani. He. O ne güzel. He. Sen orada yaşıyorsun, ben burada niye yaşamıyorum? Peki annesine söyleyeyim, kızı rukiyecilere getirsin mi? Rukiye okutsun mu kıza? Olur, fark etmez yani. He? Sıkıntı yok. Kur'an okuyalım mı? Kıza. Okumayalım. He? Okuma. Niye? Okuma, hayır. Kur'an okuyunca yanar mısın? Evet. Okutmuyorum ki zaten. Kur'an okutmuyorum ki zaten. Kur'an okutmuyorum ki zaten. Kur'an da okutmuyor. Hı-hı. Namaz? Yani öyle böyle. He? Böyle kılıyor işte. Çat pat kılıyor. He. Bir kılıyor, bir kılmıyor. He. Ama kız da çok mücadeleci, zeki değil mi? Az savaşmadı seninle. Yani hep ama ben kendinden bildirdiğim için sıkıntı yok. He? Kendinden bildirdiğim için sıkıntı yok yani. Sürekli yani lanet okuyup duruyor. Kendi kendine. Kandırdın onu bir kere değil mi? Hı. Lanet okumaktan. Hı hı. Kendi kendini lanetlendirdin. Hı hı. Kendini okudu, bütün lanetlerden 1000 kere bir tövbe ettirdim ona ben. Hı hı. Yapsın mı? Yapsın, yapsın. Olmaz mı? He? Yapsın. Anneye babaya okuduğu bela, lanet ve dualardan da bir tövbe etsin. Tövbe edeceğim der ama ettirmem ki benim. Ya ben şimdi yarın da yaptırırım ona. Bırakınca kız. Vakit bitti dersin. He? Vakit bitti dersin, gönderirsin. Vakit bitti derim, gönderirim. Yok, sonra vakit bana kalır işte. Sonra yine sana kalır. He. He. İyi hadi kızı, lisanını bırak, tövbe ettireceğim kızı. Bırakmayacağım mı? Böyle kalacak, kalacak mısın böyle? Konuşacak mısın? He? Bırak kızı, lisanını tövbe yaptıracağım kızı. Yaptırayım mı? Hı. İn aşağı hadi. Hı. İnmeyeceğim. Böyle kalacağım, konuşacaksın. Fark etmez. Her zaman konuşuyorum zaten, sıkıntı yok yani. Her zaman konuşuyorum zaten, sıkıntı yok yani. Kimle konuşuyorsun? Zeynep'le. Ama başkasıyla konuşmuyorum. Onun için değil mi? Ondan onunla konuşuyorum işte. Senin için değil de seninle konuşsun. Benim içimdeki konuşmayı bilmiyor, dilini kestim onu. Sen çok fenasın zaten. Hı? Sen çok fenasın zaten. Niye?
Bunu yaptığın için? Bir şey yapmıyorum ki mesela. Tövbe yapın diyorum sana. Hmm. İradelisin ama Zeynep iradesiz. Yapamazsın. Annesi kızının adına tövbe etsin bari. Yani. He? Yani. Başka işler çıkarırım ben de onu. Kime? Annesine. Nasıl işler çıkaracağım? Oraya buraya git derim. Bilmem şu bu. Dünya tengamesi derken unuttururum. Sonra da o kızını suçlayıp durur. Benim kızım niye böyle, bu niye böyle, şu niye böyle falan der durur yani. Zeynep de kendini yer. Her yerinden kandırıyor ki böyle. İyi çalışıyorsun yani. Hı. Sen tecrübeli bir şeytansın değil mi? Bayağı bayağı yaşlısın sen. Evet. Yaşlı. Evet. Kaşar. Yani. Kaç yolcu gitti buradan biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kaç yolcu gitmiş? Bilmem. He? Bilmiyorum. Cehenneme gittiğinde Deccal'e de selam söyle. Deccal gitti mi? Dünyada değil mi? Bilmem. Oraya gidince arar bulursun. Evet. Burada Deccal diye birisi var mı? Erol Hoca diye biri selam gönderdi. Dedi ki Allah'ın laneti üzerine olsun dedi dersin. Zaten bütün lanet okuyucular ona lanet okuyor. Kime? Bütün lanet okuyucular ona lanet okuyor zaten sen merak etme. Kime? Deccal'e mi? Deccal'e. Kim o? Bilmem. Son soru kim o? Bilmiyorum. Yes. Dabbe'yi biliyorsun ama. Biliyorum. He? Biliyorum. Dabbetül Ars. Kadınlara en büyük tuzağınız ne? Şehvet. Başka? Mamül, para, bileklik, altın, tatı. Başka? Moda. Moda, başka? Kokoşluk, hava. Bir daha açıklık. Söyle. Kokoşluk. Açıklık. Başka? Zina. Televizyon, dizi, şu bu. Konker, parti, gün. Oraya git, buradan gel. Oh oh, ne rahat. Nereye gidiyorlar böylece? Cehenneme. He? Cehenneme gidiyorlar işte. Cehenneme gidiyorlar. He. Şimdi bu kız anneye babaya böyle bir asi oldu, bedenine girdi. Bir de o nokoşların, kokoşların bedenindekilerini düşün değil mi bir de? Evet. Onlar daha mı güçlü? Tabii ki de. He? Tabii ki de. Daha çok artıyor, güçleniyor çünkü. Yaptıkça güçleniyor. Bütün beden. Nasıl güçleniyor? Günahlardan mı güçleniyor? Yani mesela günah işliyor, işliyor artık şişman, büsbüyük oluyor yani. Besleniyor muyuz vücutta? Yani açık açık gezdikçe, havaya girdikçe, boş boş şeylerle uğraştıkça oh oh canıma değsin. Ama sen biraz zayıf kalmışsın vücutta. Bilmem. Yaptırmıyor bazen bazı şeyleri. Çenede güçlüsün sen değil mi? Evet. He? Evet. Çenede sağlamsın yani. Hı hı. Kızın elini kaldır. Kaldır elini. Kaldıramıyorsun. Diğer elini kaldır. Kaldıramıyorum. Anneye babaya el kaldırsaydı kaldırabilir miydin? Kaldırırdım. He? Evet. Bir kere annesine el kaldırsın şimdi vursun mesela sen elini kaldır olur mu? Onu bilmiyorum ama yani. Hı? Onu bilmiyorum. Yardımcı olurdum ama bilmiyorum yani. Neyi bilmiyorsun? Yani yardımcı olurdum ama el kaldırmasına yardımcı olur muydum bilmiyorum ama yani hani elimden geleni yapardım yani. Kötülük yapması için? Tabii ki. Seviyorsun sen kötülüğü değil mi? Kovarsın da sen. Yaşasın kötülük mü diyorsun? Hı. Evet. Peki cehenneme gideceğini bile bile şeytan olmak nasıl bir duygu? Ne yapalım? Mecbur. Nasıl mecbur? Aa, bir de Allah'a iftira attın şimdi. Nasıl yani? Şeytan İstersen, şeytandır işte. İstersen Müslüman olabilirsin. Şeytanlar cennete girebilir mi? Girebilir. Müslüman cinler. Olursa gider tabii cinler. Sen cin değil misin? He. Cinsin. He? Ama ben ifritim. Baban İfrit de cin de aynı değil mi zaten? Yani ama ifrit daha kötü. İfrit biraz daha yaşlı. Kaşar durur. Yani. Sen değil Allah'ın mi? Ayetini biliyor musun? Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bunu biliyor musun? Hı? Öğretmediler mi sana? Sen de Müslüman olup cennete gidebilirsin. Bak burada sıkıştık. Cennete gidebilirsin. Biz nasıl tövbeyle yanıyorsun? Senin bir tövbe. Senin de günahlarını yakar. Senin de günahlarını yakar. Allah'ın rahmeti de geniştir. Öyle değil sen mi? Sen Allah'ın bir kulusun. He? Neden olmaz? Kibrinden olmaz. Değil mi? Evet. Kibrinden olmaz. Hı
Biliyorsun aslında olacağını. Ama ben tövbe etmem. Neden? Etmem çünkü niye diyeyim ki? Öleceksin. Öldüremezsiniz. Cennete gitmeyeceksin. Cehenneme gideceksin. Biliyorsun bunu. Ölürsen. Öleceğine de inanmıyorsun değil mi? Hı hı. Babanla yaşayacaksın kıyamete kadar. Hı hı. Bu hak sadece babana verildi. Haberin yok mu senin? Bunu da mı söylemedi sana? O zaman ben niye yapayım boş boşuna bunları? Boş boşuna yapıyorsun. Kendi cehennemini arıyorsun. Peki ölüp ölmeyeceğini anlamak istiyor musun biraz? Hı? Olabilir. Tamam peki. Kamerayı stop. Kendin misin? Hı hı. He? Evet. Konuştuklarını hatırlıyor musun? Biraz. He? Biraz. Ama hatırlamıyorum. Biraz hatırlıyorum. Evuz bitirmetillahi tahmeti mükürlü şeytani Muhammed'in emkürlü aynin lamme inekime gütüm ve innekum ve ciyitim. Seyyidu ve cennif şefaat ve man halaka bilküntüm vel. Ecmağulün cemilin kesibu ve cinni şeytani maaş şediga. Konuşalım mı? Konuşalım. He? Konuşalım. Ne konuşalım? Ne istersin? He? Ne istersin? Ne kaldı geriye? %20. %20 ne? Kızın tövbesi. Hı. Neden tövbe edecek? Hı? Demin söylediğin şeylerden işte. Neden yapacak tövbeyi? Demin dedin ya anne babaya lanet okuma, kendine lanet okuma. Yaptırayım mı tövbeyi? Yaptırma. He? Yaptırma. Yapsın. Dünyada bu kadar küçük bir cezaya dayanamayan bir insan ahirette cehenneme nasıl dayanır değil mi? Hı-hı. Dayanabilir mi? Hı-hı. Peki yanıyor mu vücudun? Hı hı. Nasıl yanıyor? Alev. Yanmak nasıl bir duygu? Kötü. Demek ölümlüymüşsün değil mi sen de? Hı hı. Hı hı. Hı. Evet. Dabbeler ölümlü mü? Ölümlü. He? Ölümlü. Sen nesin? Tabii. İyi. İn aşağıya şimdi. Kız tövbesini yapacak ve defolup gideceksin. Anladın mı? Hı hı. Nereye gideceksin? Gitmem ki. He? Gitmem ki. Nasıl? Peki. Hatırlayalım. 3 kere Yavuz'u besmele çek. Çek Yavuz'u. Yavuz'u çek. Yavuz'u billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yavuz'u billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yavuz'u billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Kızgınlık ve öfkeyle. Kızgınlık ve öfkeyle. Üzüntü ve kederle. Üzüntü ve kederle. Kendime. Kendime. Hayatıma. Hayatıma. Dünyaya gelmeye. Dünyaya gelmeye. Yaşamaya. Yaşamaya. Varoluşuma. Varoluşuma. Anne babama. Anne babama. Akrabalarıma. Akrabalarıma. Kalben ve dille. Kalben ve dil ile. Okuduğum ve söylediğim. Okuduğum ve söylediğim. Tüm beddualardan. Tüm beddualardan. Belalardan. Belalardan. Lanetlerden. Lanetlerden. Kınamalardan. Kınamalardan. Aşağılamalardan. Aşağılamalardan. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Devam et tövbe ettim. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah. İnanarak tam konsantre. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Tevbe 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 ettim estağfurullah ya gaffar. İnanarak kandırmam. Tevbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tevbe ettim estağfurullah ya gaffar.
Cemadem gelmişken kardeşim ne yapayım? Onu izlerken diyor ki ben de anneyi babayı çok zulmettim hocam diyor. Şimdi çocuk da ona zulmediyor ya. Hocam ona okurken ilk başta tövbe ettim derken inanmıyorum diyor içimden. Siz inanmıyorum, inanmıyorum. Ses kesildi. Sonra kötü şeyler aklıma geldi böyle hani cinsel kötü şeyler. Ondan sonra biraz kesildi gibi oldu. Şu an biraz daha rahatsın. Şimdi şu anne babaya karşı tövbeyi bir yap, inanarak yap ama. Yapmazsan 700'e tamamlayacağız. Ben sana söyleyeyim ya. Çok şey gibi gözüküyor. Ama anneye böyle aşırı bir zulüm çıkıyor. Anladın mı? Aşırı bir şey çıkıyor. Yani. O da vücudu ele geçiriyor yani. Konuşan normal evet. O değil yani. Şimdi nasıl biliyor musun? Ablam bak şimdi. Bir insan içki içer, bir kere içmiştir hayatında. Tamam bir şey olmaz. Evet. Olur da günah işler yani. Evet. Şeytan indirmez vücudu. Ama her gün içer. Evet. İçtiği zaman düşkünlük oluyor günaha. O zaman zan sahipleniyor. Sen de bu kınamadan vesaire bir şekilde adaklardan da vücutta var ya, adak da vardı. Anneye babaya aşırı tetiklenip onların sana lanet okumasını sağlatarak seni cehenneme götürmek için çalışmış bir şeytan. Ve senin her anneye sesini yükselttiğinde ve her babaya yükselttiğinde ve arkasından bir şey söylediğinde, kınadığında vücudunda güçlendi. Ve hep burada, ne varsa burada. Hep ne varsa burada, anladın mı? Şimdi sen anne babadan bir tövbe yap,
olmazsa 700'ü tamamlayacağız. Öf demediğin ve sesini yükseltmediğin sürece bu maraz sende bir daha yakalanmaz. Anladın mı? Çünkü ayet öyle diyor. Yani. Öf dersen tabii ki. Yani haddi aşarsın. Ha, uf yani. Filan dersin değil mi? Çünkü uf fin diyor ayet. Öf bile deme diyor. Yani. Ve bak siz söyleme dedim bana o gün ama hakikaten haddi aşar bir tarzda sizinle gidiş yönü değil mi? Sürekli. Vücut adakçı vardı işte. Vücutta adakçı onu çıldırtıyordu yani. Hmm. Ondan sonra en son bir daha bir kontrol edeceğim ben bunu. Zayıfladı enerji. Bayağı bir zayıfladı. Ondan sonra bir daha bir şey yapalım bakalım. Hocam o konuşan şey hala içinde mi? Anaya babaya öf demediğin sürece o. Oğlum ağzın baklamam lazım değil mi? Allah ağzını baklar mısın? Ne yaparsın? Bilemem yani. Sen en çok korktun. Ana babanın rızasını alanın şeytan cehenneme götürme ruhsatı alamıyor hiçbir zaman. Şirk koşmadığı sürece. Ana babanın rızasını alamayan da şehit olsa dahi cennete gidemiyor. Şu duayı. Şu duayı yap bakalım. Yapalım. Hı-hı, tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar. Biraz rahatladı enerji. Daha çok kesildi. Az kaldı. Ya, ağlamaya da başladı zaten. İnanarak yaptı orayı. İnanarak. Ve hiç tövben kabul olmadı. Gizli bir vesveseye sakın kapılma. Öyle deyince de yapayım. İçinden vesvese gelince mi? Allah tevaptır. Tövbeleri kabul etmek için tevap isimler. Şeytan sana ne diyor? Allah tevap isim gelip tövbeleri kabul eden anlamına gelir. Bir de tırpıcı kestirmeyi değilse, tırpıcı kestireyim mi? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Her annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. Peki sen şehitlerin yolunda sabit misin? Eyle, eyle Allah'ım. Eyle. Bir.